Bu zamanda en büyük farz vazife ittihadı İslamdır. İslam aleminin birbirine yakınlaşmaya doğru adım attığı her zamanda, şer odakları ve karanlık mihraklar bu yakınlaşmayı düşmanlığa dönüştürmek için var güçleriyle çalıştıklarına tarih çok acı hadiselerle şahit olmuştur. Kur'an ve Sünnet'in bu zamanda berrak bir aynası olan Bediüzzaman Said Nursi eserlerinde iman ve İslam hakikatlerinden sonra özellikle bu konuda çok ikaz ve irşad edici dersleri irad etmiştir. Bu zamanda en büyük farz vazife ittihadı İslam'dır diyerek şahsi farzlardan bile daha değerli bir konu olduğunu özellikle vurgulamıştır. İslam alemi içerisinde özellikle Suriyelerle çok ciddi bir kader ve keder birliğimiz vardır. Birinci Dünya Savaşı esnasında resmi kayıtlara göre Suriye'den 30 bin askerin cihad için Anadolu'ya geldiğini, bunların çoğunun bu topraklarda şehit düştüğünü görüyoruz. Bu da gösteriyor ki Müslümanlar bolluk vaktinden ziyade darlık ve zor zamanların dostlarıdır. Kayseri olayları neyin habercisi? Kayseri'de Suriyeli bir kişinin sapık davranışları sosyal medya aracılığıyla hızla yayılınca şehir ayağa kalktı. Daha önce benzer olaylar Bağcılar ve Bursa gibi yerlerde de meydana gelmiş. Ancak bu olaylarda halk sessiz kalmış ve suçlular adalete teslim edilerek konu kapatılmıştı. Ancak bu sefer amaç farklıydı. Yakınlaşmaya başlayan müminleri birbirlerine kırdırıp düşman edip aralarını açmaktı. Medyanın kışkırtmasıyla halkın bu korkunç olay karşısında tepki göstermesi normaldi. Fakat hemen ardından provokatörler devreye girerek durumu farklı bir yöne çekmeye çalıştılar. Provokatörler halkın arasına karışarak 70 sabıkalıyı kamyonlarla olay yerine getirdiler. Bu kişiler arasında 40 uyuşturucu bağımlısı da bulunuyordu. Ve bir kısmı yağma ve yaralama suçlarına karışmış sabıkalılardı. İlginç olan taciz suçundan sabıkalı bazı kişilerin de bu grupta yer almasıydı. Ve bunlar sapık kişiye karşı haddini bildireceklerini iddia ediyorlardı. Sonuç olarak masum insanların evleri ve arabaları yakıldı. Kayseri'de Suriyelilerin evlerini ve arabalarını yakıp yağmalayan aynı uğursuz el, Suriye'nin Elbap şehrinde Türk bayrağını indirip yakıyor, Türk tırlarına zarar veriyor. Benzer olaylar başka yerlerde de yaşanıyor. Bu olaylar gösteriyor ki bilinmez karanlık dehlizlerden gelen emirlerle birileri hemen organize olabiliyor. Bunlara karşı halkımızın çok duyarlı ve uyanık olması gerekir. Zira bu filmi daha önce çok kere ve her defasında tarifsiz acılarla bize seyrettirdiler. Ama uyanık Türkiye halkı bu oyuna da gelmeyecek ve düşmanlarını güldürmeyecektir. Toplumsal kışkırtmalara karşı Bediüzzaman'a kulak verilmeli. Üstad Bediüzzaman'ın değerlendirmeleri doğrultusunda ırkçılık fikriyle memleketimizde ve alemi İslam'da Müslümanların birlik ve beraberliğini, dayanışma ve kardeşliğini bozmak maksadıyla cüz'i hadiseleri bahane ederek kaos, kargaşa ve terör çıkarmak istenmesi sebebiyle Risale-i Nur'daki bu hakikatları kardeşlerimizin ve ehli imanın nazarına arz ediyoruz. İman varsa müminlere muhabbet vardır. İman varsa ve kalbe yerleşmişse o zaman inananlarla sevgi hislerimiz kuvvetli olmalıdır. Bu konuda Bediüzzaman iman muhabbeti İslamiyet o istilzam eder ifadesiyle Müslümanlara karşı sevgi ve kardeşlik hisleri taşımayanların imanlarını gözden geçirmelerini istiyor. Irkçılık Müslümanları parçalamada en tehlikeli tuzaktır. Bediüzzaman Müslümanlarla aramızı bozma hususunda en büyük tehlikenin ırkçılık olduğunu şu ifadelerle ortaya koyar. Irkçılık fikri Emeviler zamanında büyük bir tehlike verdiği ve hürriyetin başında kulüpler suretinde büyük zararı görülmesi ve birinci Harbi Umumi'de yine ırkçılığın istimaliyle mübarek kardeş Arapların mücahit Türklere karşı zararı görüldüğü gibi şimdi de o kuvveti İslamiye'ye karşı istimal edilebilir. Ve istirahati umumiye düşmanları, gizli dinsizler yine o ırçılıkla büyük zarar vermeye çalıştıklarına emareler görünüyor. Evet bu cümlelerle ırkçılığın İslam toplumları için büyük bir tehlike olduğunu ve hem geçmişte hem de günümüzde ciddi zararlara yol açabileceğini anlıyoruz. Irkçılığın tabiatında bulunan başkalarına zarar verme eğilimi İslam'ın kardeşlik ve barış prensiplerine aykırıdır. Burada Türkler ve Araplar gibi Müslüman milletlerin milliyetçiliklerinin İslamiyetle iç içe olduğunu ve gerçek milliyetlerinin İslamiyet olduğunu vurgulayarak ırkçılığın yerine İslam kardeşliğini öne çıkarmaktadır. Bununla beraber Bediüzzaman Hazretleri ırkçılık fikirlerinin Avrupa'dan geldiğini ve bu fikirlerin İslam dünyasını parçalamak için içimize aşılandığını ifade ediyor. Bu görüş Batı'nın İslam dünyasında birliği ve kardeşliği bozmak için bölücü ideolojiler yaydığı anlamını taşır. Netice olarak ırkçılık bir hastalıktır ve Avrupa'nın Müslümanları parçalamada ve birbirlerine düşman etmede kullandığı en tesirli bir silah olmuştur. Türkler ve Araplar İslamiyet zincirinden kopamazlar. İslamiyet milliyeti Türk ve Arap içinde tamamıyla mezc olmuş ve kabili tefrik olamaz bir hale gelmiş. Hamiyeti İslamiye en kuvvetli ve metin ve arştan gelmiş bir zinciri nuranidir. Kırılmaz ve kopmaz bir urvetül vüskadır tahrip edilmez, mağlup olmaz bir kutsi kal'adır. Bediüzzaman, İslamiyet'in Türk ve Arap milliyetlerinin kimlikleriyle nasıl iç içe geçtiğini ve bu milletler arasındaki en güçlü bağın İslamiyet olduğunu bu bölümde özellikle vurgular. İslam kardeşliği ve dayanışması, ilahi kaynaktan gelen kopmaz bir bağ olarak tasvir edilmiştir. Bu bağ, maddi, manevi ve toplumsal anlamda Müslümanların birliğini ve gücünü temsil eder. Bir caninin yüzünden yakınları mesul olmaz. Bediüzzaman Hazretleri bir caninin hatasından dolayı kimsenin mesul olmaması gerektiğini ayet ve hadisler ışığında şöyle savunuyor. Bir caninin cinayeti yüzünden taraftarları veyahut akrabaları dahi şeni gıybetler ve tezifler edilip bir tek cinayet yüz cinayete çevrildiğinden gayet dehşetli bir kin ve adaveti damarlara dokundurup kin ve garaza ve mukabeleyi bilmesiyle mecbur ediliyor. Bu ise hayat-ı tamamen zir eden bir zehirdir ve hariçteki düşmanların parmak karıştırmalarına tam bir zemin hazırlamaktır. Burada adaletin ve toplumsal barışın korunması için suçun bireysel bazda ele alınması gerektiğini özellikle vurgular. Bir kişinin işlediği suçtan dolayı akrabalarının veya destekçilerinin de suçlanması toplumsal adalet duygusunu zedeler ve kin, intikam duygularını körükler. Bu ise toplumsal hayatı zayıflatır ve dış düşmanların müdahalesine zemin hazırlar. Bu perspektiften bakıldığında toplumsal barışın ve düzenin sağlanması için uluslararası hukukun da kabul ettiği suçun şahsiliği prensibinin uygulanması gerektiğini ve suçların genelleştirilmemesi gerektiği vurgulanır. Suç ve cezanın bireysel olarak ele alınması toplumsal huzurun korunmasına yardımcı olacaktır. İman sahiplerinin hatalarına bakış açımız. Bediüzzaman bir insanda bulunan iman ve İslamiyetin çok değerli ve yüksek olduğunu, işlediği şahsi hataların ise buna oranla küçük ve ehemmiyetsiz olduğunu şöyle ilan eder. Ey insafsız adam! Şimdi bak ki mümin kardeşine kin ve adavet ne kadar zulümdür. Çünkü nasıl ki sen adi küçük taşları Kabe'den daha ehemmiyetli ve Cebeli Uhud'dan daha büyük desen çirkin bir akılsızlık edersin. Aynen öyle de. Kabe hürmetinde olan iman, ve Cebeli Uhud azametinde olan İslamiyet gibi çok evsafı İslamiye muhabbeti ve ittifakı istediği halde mümine karşı adavete sevbiyet veren ve adi taşlar hükmünde olan bazı kusuratı iman ve İslamiyete tercih etmek o derece insafsızlık ve akılsızlık ve pek büyük bir zulüm olduğunu aklın varsa anlarsın. Burada Bediüzzaman Hazretleri İslam'ın ve imanın müminler arasında sevgi, saygı ve birlikteliği gerektirdiğini, bu değerlere sahip olan insanların küçük kusurlar yüzünden birbirine kim beslememesi gerektiğini güçlü bir şekilde vurguluyor. Küçük kusurların büyük ve kutsal değerlerden daha önemli hale getirilmesi, büyük bir adaletsizlik ve akılsızlık olarak nitelendiriliyor. Bu perspektiften bakıldığında müminlerin birbirine karşı daha anlayışlı, affedici ve sevgi dolu olmaları gerektiği mesajı veriyor. İman ve İslamiyet'in büyüklüğü müminler arasındaki küçük kusurları önemsiz kılarak toplumsal barış ve birlikteliği koruyacak güçtedir. Müminler arasında kin ve düşmanlık toplumsal yapıyı zayıflatır ve İslam'ın kardeşlik ilkesine zarar verir. Müslümanlar bir aile gibidir. Bediüzzaman müminlerin bir aile gibi olması gerektiğini şu enfes ifadelerle şöyle değerlendirir. İşte bu kutsi milliyetin rabıtasıyla umum ehli İslam bir tek aşiret hükmüne geçiyor. Aşiretin efradı gibi İslam taifeleri de birbirine uhuvvet İslamiye ile mürtebit ve alakadar olur. Birbirine manen, lüzum olsa maddeten yardım eder. Güya bütün İslam taifeleri bir silsile-i nuraniye ile birbirine bağlıdır. Allah'ımız bir, Rabbimiz bir, kitabımız, kıblemiz, peygamberimiz ve taşıdığımız iman bir olduğunu bize telkin eden İslamiyet'in bağları o kadar sağlam ve kuvvetlidir ki bütün Müslümanlar bir ailenin fertleri gibi yapıyor. Bunlar birbirlerine lüzum anında maddeten ve manen yardımcı haline geliyor. Fakat bunu sağlayan iman zayıflaşırsa o zaman bu bağlar gevşemeye ve kopmaya doğru hızla yol kat eder. Araplara ve Kürtlere düşmanlığa teşvik edenlere aman dikkat! Bediüzzaman doğuda ve güneyde olan mümin kardeşlerimize düşmanlığı gerektirecek bir durumun olmadığını, aksine onlarla birlik noktalarımızın daha çok olduğunu şöyle ortaya koyar. Cenub'tan gelen Kur'an nuru var, İslamiyet ziyası gelmiş, o içimizde vardır ve her yerde bulunur. İşte o dindaşlara adavet ise dolayısıyla İslamiyet'e, Kur'an'a dokunur. Bu ifadeler İslam'ın ve Kur'an'ın Müslümanların hayatında ne kadar merkezi ve kutsal bir yere sahip olduğunu vurgular. Müslümanlar arasındaki düşmanlık ve kin sadece bireyler arasındaki ilişkileri değil, aynı zamanda İslam'ın ve Kur'an'ın manevi değerlerini de zedeler. Müslümanlar arasında düşmanlık beslemek İslamiyetin ve Kur'an'ın prensiplerine aykırıdır. Ve bu dolaylı olarak İslam'ın kutsallığına ve manevi değerlerine zarar verir. Özellikle Araplar ile Kürtlere yapılacak bir düşmanlık bize maddi ve manevi çok zararlar getireceğini unutmamak gerekir. Ey Türk kardeş, bilhassa sen dikkat et. Bediüzzaman en sonunda İslamiyet'i tanıdıktan ve iman ettikten sonra her şeyle ve bütün samiyetiyle İslam'a hizmetkar olan ve Kur'an'ın övgüsüne mazhar olan Türk milletine şöyle sesleniyor. İşte ey ehli Kur'an olan şu vatanın evlatları, 600 sene değil, belki Abbasiler zamanından beri bin senedir Kur'an-ı Hakim'in bayrakları olarak bütün cihana karşı meydan okuyup, Kur'an'ı ilan etmişsiniz. Milliyetinizi Kur'an'a ve İslamiyet'e kale yaptınız. Bütün dünyayı susturdunuz. Müthiş tehacumatı def ettiniz. Ta ye'tillahu bi kavmin yuhibbuhum ve yuhibbunehu ezilletin alel mu'minin aizzetin alel kafirin fi fisebilillah. Allah öyle bir topluluk getirecektir ki Allah onları sever. Onlar da Allah'ı sever. Onlar müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı izzet sahibidirler. Ve Allah yolunda cihad ederler. Ayetine güzel bir masadak oldunuz. Şimdi Avrupa'nın ve Frenk Meşrek münafıkların destelerine uyup şu ayetin evvelindeki hitaba masadak olmaktan çekinmelisiniz ve korkmalısınız. Birbirimizle boğuşmamız, zayıf düşmanlarımızı güçlendirir. Bediüzzaman Hazretleri iki kahramanın zayıf bir çocuğa mağlup olabileceği ince noktayı çok ustaca tespit edip iman ehlini şöyle ikaz ediyor. Malumdur ki iki kahraman birbirle boğuşurken bir çocuk ikisini de dövebilir. Bir mizanda iki dağ birbirine karşı muazenede bulunsa bir küçük taş muazenelerini bozup onlarla oynayabilir. Birini yukarı, birini aşağı indirir. İşte ey ehli iman, ihtiraslarınızdan ve husumet husumetkârane tarafgirliklerinizden kuvvetiniz hiçe iner. Az bir kuvvetle ezilebilirsiniz. Hayati içtimaiyenizle alakanız varsa, el mu'minu lil mu'mini kel bünyanil mersus yeşiddu ba'duhu ba'den. Mü'min, müminle bir binanın taşları gibidir birbirlerine sımsıkı sarılıp kuvvet verirler. Düsturu aliyeyi, düsturu hayat yapınız. Sefaleti dünyeviyeden ve şekaveti ukreviyeden kurtulunuz. İşte tarih boyunca din düşmanlarının Müslümanları birbirlerine kırdırıp sonra az bir kuvvetle onları ezdikleri ve İslam'a zarar verdiklerinin güzel bir tespiti. Tarihi iyi okuyamayanların tarihin çöplüklerine ve düşmanlarının midesine düştükleri hakikatini iyi okumalıyız. Yoksa aynı zararlı son bizleri de bekliyor. Deccal ve Süfyan İslam'ı ve insanları nasıl yenecek? Bediüzzaman Hazretleri ahir zamanın en müthiş fitne ve küfür cereyanları olan Büyük Deccal'in ve İslam Deccalı olan Süfyan'ın Müslümanlara ve insanlara aralarına ayrılık tohumları ekerek onları zayıflatıp sonra esir edeceğini şu mükemmel tespit ile ortaya koyar. Ehadisi şerifede gelmiş ki, ahir zamanın süfyan ve deccal gibi nifak ve zındıka başına geçecek eşhası müthişey muzuraları, İslam'ın ve beşerin hırs ve şıkakından istifade ederek az bir kuvvetle nevi beşeri hercümerç eder ve koca alemi İslam'ı esaret altına alır. Bu kadar güce rağmen hukukumuzu neden muhafaza edemiyoruz? Bediüzzaman Hazretleri müminlerin zillet içerisinde esaret altına girmemeleri için ne yapmaları gerektiğini şöyle ifade eder. Ey ehli iman zillet içinde esaret altına girmemek isterseniz aklınızı başınıza alınız. İhtilafınızdan istifade eden zalimlere karşı İnnemel mu'minuna ihve ancak müminler kardeştir. Kal kutsiyesi içine giriniz, tahassun ediniz. Yoksa ne hayatınızı muhafaza ve ne de hukukunuzu müdafaa edebilirsiniz. Evet, zamanımız ve şu Filistin olayları bütün tazeliğiyle bu cümlelerin ne kadar haklı ve hakkatlı olduğunu bize ve her izan sahibine haykırmaktadır. Filistin'de şu kadar canın bize bakan sorumluluğu yok mu acaba? Bütün suçu sadece Siyonist zalimlere mi vereceğiz? Biz Müslümanların bu kadar düşmanlığı ve ihtilafının bu aktılan kanlarda hiç mi hissesi yok? Biz böyle düşmanlık ettikçe ne hayatımızı muhafaza ne de hukukumuzu müdafaa edebiliriz. Müslümanlar böyle devam ettikçe ne dünyada ne de ahirette, yüzleri gülmeyecek